Hoş geldiniz sevgili Tottenham.com izleyicileri. Türk Hava Yolları EuroLeague'de playoff zamanı geldi. Sevgili Fıratcan Gedik'le yayındayız bugün Tottenham.com editörlerinden. Fırat hoş geldin. Hoş bulduk. 4 tane seri var bildiğiniz gibi ve bu serileri tek tek konuşmaya çalışacağız. Kısa sürede tabii ki biraz daha çabuk bir program, sıkmadan hızlı konuşmaya çalışacağız. Tabii biliyorsun iki temsilcimiz var bu sezon. Bizim için ayrı bir heyecan. Fenerbahçe ve Efes. Öncelikle Fenerbahçe'den başlayalım. Fenerbahçe normal sezonu lider bitirdi ve lider bitirdikten sonra 8. sırada tamamlayan Žalgiris Kaunas'la eşleşti. Biliyorsun geçtiğimiz sezondaki takım Final Four'da Belgrad'da oynamışlardı ve Fenerbahçe kazanmayı başarmıştı. Keyifli bir maç olmuştu. Evet, çok da keyifli olmuştu. Zaten... Žalgiris uzun süre zorlamıştı Fenerbahçe'yi. Tabii. Bu sezon bu eşleşmeden ne bekliyorsun onunla başlayalım. Ya şöyle söyleyeyim, Žalgiris zaten hani düşük bütçesine rağmen bence başarılı işler yapan bir takım. Ve hani onların playoff'a kalması da bir başarı olarak görünebilir. Ama seride Fenerbahçe tabii favori. Çünkü normal sezonda gerçekten Obradovic ve öğrencileri müthiş bir performans ortaya koydu. Ya özellikle hani son Milano maçında hani o kadar eksiye rağmen gidip Milano'da 100 sayı üstünde sayı buldu ve hani maçı da kazandı. Büyük bir farkla kazandı. Vesili yoktu. Ama ya orada şunu gördük. Fenerbahçe Boku gerçekten bir sistem takımı olmuş. Gireniyle çıkanıyla birlikte ya bu takım gerçekten bir şeyler yapıyor. Ve yapacak da. Veseli demişken ekranlara da yansıyor. Evet. Veseli bu akşam takıma dönüyor. Tabii. Uzun bir süredir yoktu. Tedavi süreci aslında beklenenden daha da uzun sürdü. Fakat bugün oynayabilecek durumda. Büyük ihtimalle Koç Obradovic de ona şans verecektir. Onun dışında Geoffrey Loewen... Evet. Oynamayacak. Onu aktaralım. Ennis'in de oynamayacağını biliyoruz. Aynen öyle. Tyler'in zaten uzun süredir takımda yok. Ama hani pek şey olacağını düşünmüyorum. İki kritik parça değil. Evet, evet. İki kritik parça değil. Yani bir Vesili Sulukas gibi değil yani mesela. Ben o yüzden Fenerbahçe'nin bu seriyi rahat geçeceğini düşünüyorum. Seri tahminlerini de program sonunda alacağım ama ben de Fenerbahçe'nin bu seride fazla zorlanacağını düşünmüyorum açıkçası. Şimdi tabii Žalgiris cephesine geçelim biraz. Žalgiris'te eski bir dost var, Yasikevičius. Evet. Hem Obradovic'in öğrencisi hem Fenerbahçe'de daha önce oynamış bir isim. O da tabii ki eski koçuna karşı, Avrupa'nın en büyük koçlarından birine karşı bir başarı elde etmek istiyor. Aynen öyle. Ama şunu da söylemek lazım, Žalgiris'in elindeki kadro bu sene iyice kısıtlandı. Yani geçtiğimiz sezona göre Pengos'u kaybettiler biliyorsun Barcelona'ya, oyun kurucularını. Yasikevičius'tan konuşalım biraz. Valla Yasikevičius'u ben... Geçen seneki Final Four'da izledikten sonra ya geleceğin Obradovic'i gözüyle bakıyorum nedense. Yani bilmiyorum, bana katılıyor musun? Tavırları da biraz tavırları öyle. Tavırları da öyle yani. Oyun içindeki hareketleri, bağırma yani her şeyle bir geleceğin Obradovic'i. Yani evet, kapmış. Obradovic'den bir şeyler kapmış. Belli yani. Bir şeyler olacak. Kesinlikle katılıyorum sana. Şimdi bu seri için nokta ya da virgül koyalım diyelim. Efes'e geçelim. Efes Barcelona ile eşleşti. Efes'i 2 sene önce Olympiakos serisinde çeyrek finalde görmüştük ve bizi de bayağı umutlandırdı. Spanoulis devreye girdi. Evet, orada. Bu sene Barcelona biraz daha geçilebilir bir takım gibi duruyor. Ne diyorsun? Evet, şöyle bir durum var. Öncelikle şunu söyleyeceğim. Gerçekten playoff eşleşmeleri arasındaki yani dikkatimi en çok çeken karşılaşma. Çünkü birbirine 2 tane yakın takım. Denk güçlerin. Denk takım. Çekişmeli olacaktır. Ama... Tabii gönlümüzden geçen Efes'in. Mutlaka öyle. Orada da eski bir dost var bu arada. Evet. Örtel. Thomas Örtel. Thomas Örtel de orada. Thomas Örtel'den ziyade Ergin Ataman'ı soracağım sana. Şimdi koç bu senenin başında bir açıklama yapmıştı. Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanlığı kupasını aldıktan sonra işte benim kazanamadığım tek bir kupa var. EuroLeague. Onu da bu sene kim bilir belki kazanırız şeklinde. Vallahi Efes gerçekten o ışığı verdi. Oyunuyla verdi. Taraftarıyla verdi. Gerçekten yani çok iyi bir kimya yakaladılar. Bence ligi de çok iyi yerde bitirdiler. Tabii sezon içinde yani beklenmeyen mağlubiyetler de geldi. Ya özellikle beklenmeyen demeyeyim fakat içeride oynadığı bir Real Madrid maçı vardır ki hani klasik Efes kaybı klasik değil mi Efes böyle? Klasik Efes yani Mids için son periyotta devreye girememesi derken Real Madrid'in götürmesi. Ya böyle mağlubiyetler oldu tabii. Fakat Efes için bence bitirdiği yer gayet iyi. Kesinlikle öyle. Ev sahibi avantajının da Efes'in elinde olduğunu söyleyelim bu seride. Bu çok kritik çünkü playoff serilerinde, EuroLeague'de.
defalarca yaşadık. Ev sahibi dezavantajıyla başlayan takımlar özellikle 2-0 geriye düştüklerinde altından kalkması çok zor oluyor. Şimdi Efes'i bir kenara bırakalım. Fenerbahçe ve Efes'i konuştuk temsilcilerimiz. Diğer iki seriye geçelim. Öncelikle bugün saat 20'de başlayacak. CSKA Baskonya serisi. CSKA tabii ki favori. Tabii, Fırat. Tabii. Topu sana öyle atayım. 3-0 olur mu? Yoksa Baskonya içeride bir maç alır mı ya da iki maç alabilir mi? Ne diyorsun? İki maç alacağını düşünmüyorum. Yani şöyle olacağını düşünüyorum. CSKA sağ avantajını kullanacak. Hı-hı. 2-0'ı bulur. Baskonya bunun dönüşünde taraftarıyla coşkulu bir şekilde bir maç kazanabilir. Fakat ben hani çok büyük bir sürpriz olacağını düşünmüyorum. Yani iki maç kazanması bile sürprizdir Baskonya'nın bu seride. CSKA zaten Final Four'ların gidiklisi ve çok kolay kolay hata yapacak bir takım değil. Ben de 3-1 CSKA diyorum. Belki bir üçüncü maçı Baskonya alabilir evinde diye düşünüyorum. Evet, ben geldikten sonra ama 3-1 büyük ihtimalle mantıklı. Yani... CSKA Baskonya'dan hemen son konuşacağımız seriye geçelim. Tamam. Real Madrid, Panathinaikos. Onlar da Avrupa basketbolunun belki iki dev kulübü. Evet. Belki değil, en başarılı. Euroleague'in en başarılı iki takımından bahsediyoruz. Aynen öyle. Yani kupa, CSKA var. Kupa anlamında. Tabii. Kesinlikle en başarılı iki takım. Real Madrid son yıllarda Panathinaikos'a karşı özellikle evinde kolay kolay maç kaybetmiyor. Evet. Bunu biliyoruz. Fakat Panathinaikos'un da buraların gediklisi olduğunu, buraların deneyimli takımı olduğunu, Nikolaidis gibi önemli bir garda sahip olduğunu biliyoruz. Soralım sana, ne diyorsun seriyle ilgili? Bu da gerçi ilginç bir eşleşme. Hani Efes Barcelona'nın ilginç bir eşleşme. Son maçı izledin herhalde. Uh-huh. Oaka'daki maçı. Nikolaidis'in hayal kırıklığı yaratan performansı. Kaçtı? Bizim için hayal kırıklığı. Ya benim için hayal. Ben üst oynamıştım çünkü o maçı. Benim için hayal kırıklığıydı. Yani 8'de 1 galiba üstlük isabeti ve uh-huh. artık sonları doğru potaya değmeli yani. Bazen toprak. Atamadıkça atamıyor. Öyle atamadıkça bir durum atamadı gerçekten. Uh-huh. Sonra işte ya Yul'ün... Yul gel, burada Yul'e ayrı parantez açmak istiyorum. Uh-huh. Yul o kadar tuhaf bir oyuncu ki. Yani seride de zaten kaderi belirleyecek adam kesinlikle Sergio Yul olacaktır. 40 dakikalık maç içerisinde 5 dakika çıkar ve bütün akışı değiştirir. Özellikle clutch dediğimiz anlarda el yakan, topun el yaktığında Sergio Yul önemli bir adam. Şimdi... Serilerin tahminlerine geçelim. Artık hepsini tek tek konuştuk kısa kısa. Seriler hakkında ben önce istersen tahminlerimi aktarayım. Fenerbahçe Žalgiris 3-1 diyorum. CSKA Baskonya 3-1 diyorum. Efes Barcelona 3-2 diyorum. Umarım temsilcimiz buradaki karar maçında, ben öyle bekliyorum, karar maçına kalacağını düşünüyorum, seriyi noktalayacak. Ve Real Madrid Panathinaikos 3-1 yine benim Real tercihim olacak. Benim tahminim şu yönde. Ben Fenerbahçe'nin maç vereceğini düşünmüyorum. 3-0'la çok rahat bir şekilde geçeceğini düşünüyorum. Efes'e gelecek olursak, Efes'te şöyle bir şey olacak bence. Efes burada bir maç kazanacak, bir maç kaybedecek. Oraya gidecek. İspanya'da bir maç çalacak diyorsun. Evet. Peki. 2-2 de finalde Efes burada. 3-2 diyorsun Final sen de. Final Four'u umarım alacağını düşünüyorum. CSKA Baskonya. Ben CSKA Baskonya için de demiştim 3-1 düşünüyorum. Baskonya'nın bir karşılaşma olacağını düşünüyorum. Real Panathinaikos içinse onun için de aslında 3-1 gayet Mantıklı geliyor bana da. Yani. Belki orada bir ihtimal 3-2'de ortaya çıkabilir. Atmosferden kaynaklı. Atina'dan çıkamayabilir Real ama. Zor bir atmosfer. Peki Fırat, teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Ağzına ederim. Sağlık. Bu akşam saat 20'de CSKA Baskonya ve 20.45'te Fenerbahçe Žalgiris maçları var. Yarın da Efes Barcelona ve Real Madrid Panathinaikos serileriyle Euroleague'de heyecan devam edecek. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.